Şimdi gel. Bir şey yapmıyor. Şimdi kontinü. Tamam. Bak, dur aç. Aç. Yavrum aç. Aç. Şimdi. Aziz hocam. Tamam, geldim. Duyuyor musunuz? Git. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, sesinizi duyuyoruz. Şöyle ekran paylaşımı için ben gene yetki vereyim size. Tamam, izin görünme. Evet, buyurun. Şimdi... Tamam. Git. Hattat Aziz Efendi'nin Mısır'daki hatıralarına şöyle bir hatıra vardı. İstanbul'dan Mısır'a bir Türk hattat ziyarete gidiyor. Memleketine döndüğünde bu muhteşem hat öğretimi hayatını kendi görüş açısından şöyle yorumluyor. Aziz Efendi'nin kayınbiraderi Mazhar Bey'e anlatıyor yaşadığını. Aziz Efendi'ye çok acıdım diyor. Yazık olmuş. Zira ne biliyorsa talebesine aktarmış. Bunlara hiç değilse kalem yontmayı öğretmeseydin dediğimde yok birader biz buraya esirgemeye değil öğretmeye geldik cevabını verdi diye anlatmış. Bu kadar da cömert. Başka bir olay yaşanmış Mısır'da. Günün birinde İtalya'dan Mısır'a bir sanatkar gelir ve Aziz Efendi'nin yaptığı tesipleri görünce hayranlığını saklayamaz ve bütün bu emeklerine karşılık ne ücret aldığını sorar. O da 15 cüneyt der. Roma'ya gelip talebe yetiştirmesini ve sadece tesip sanatı için kendisine 5 misli aylık verileceğini ifade eder. Fakat gözü dünyalıkta olmayan bu prensip sahibi olgun derviş teklifi teşekkür edip gülümseyerek reddetmek suretiyle güzellikler, doğruluklarla dolup taşan sanat hayatına böyle bir feragat örneği de katmış. Aziz Efendi'nin irşat faaliyetleri de var. Sayın hocam ve değerli arkadaşlar. Hem alim, hem sanatçı, hem de tasavvufi manada bildiğimiz bir tarikat şeyh efendisi bugünkü anlamda. Aziz Efendi sanat çalışmalarından arta kalan zamanlarını Mevlevi Hane'de irşat halkasına girenleri manen yetiştirmekle geçirdi. Mevlevi dervişleri de kendisine intisap etmişlerdi. Mübarek dudaklarından dökülen her sözü bir hayat düsturu, her harekete Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun örnek bir insandı. Her nerede, kimin yanında olursa olsun daima derviş ruhunun verdiği edeple oturur, görene huzurdaymış hissini verirdi. Bir gün hayranlığını gizlemeyen bir Mısırlı bu hareketinin sebebini sormuş. Diyor ki, her an Allah beni görüyor. Allah'ın olmadığı yer mi var? Yer ve zaman mı var? Diye soruyor. Her an huzurdayım. Edebimi nasıl bozarım diye cevap veriyor. Aziz Efendi
Mısır'da 12 yıl kadar faaliyet yaptıktan sonra Mısır'ın iklimi kendisine iyi gelmediği için rahatsızlanıyor. Doktorlar memleketine dönmesini tavsiye ediyorlar. Onun üzerine 1933 yılında bir dilekçe yazarak sıhhatinin bozulması sebebiyle Mısır'daki vazifesine devam edemeyeceğini bildiriyor ve emekliliğini istiyor. Aziz Efendi'nin emekliliği kabul ediliyor ve Mısır hükümeti tarafından 8 Mısır lirası aylık bağlanıyor. Aziz Efendi İstanbul'a dönüyor 1933'te. 1934 yılında da yaklaşık bir yıl kadar sonra da İstanbul'da vefat ediyor. Edirnekap mezarlığına defnediliyor. Kabir taşı mermer ve tek şahideli ve kabir taşında yeni harflerle kısacık bir yazı yazıyor. Hattat-ı Şehir Şeyh Aziz Efendi'nin ruhuna Fatiha diye. Türkçe, Latin harflerle mermer üzerine yazıyor. Fotoğrafı var. Biraz sonra göstereceğim inşallah. Aziz Efendi bugün Mısır'da hat sanat tarihinde şerefle yerini almış, mektep olmuş, yani ekol olmuş bir isim. İsmi bütün İslam aleminde ebedileşmiş ve bir de ünvan vermişler, şeref ünvanı vermişler ona. İmamül Hattatin demişler. Böyle büyük, böyle değerli ve çok da başarılı bir sanatçı yaşamış ve 1934 yılında ahirete göçmüş. Aziz Efendi'nin eserleri ve talebeleri İstanbul'da icazet verdiği talebeleri olarak kayıtlarda şunlar var. 8 kişinin adını gördüm ben. 1. Mahmut Bedrettin Yazır, Elmalı Hamdi Yazır'ın kardeşi olup Kalem Güzeli adlı kitabında yazarı Mahmut Bedrettin Yazır. 2. Ömer Vasfi Efendi, bu ikisi çok meşhur hat aleminde. Daha sonra başka isimleri de var, onlar kadar meşhur olmayan belki. Hafız Ahmet Hamdi Tezcan Efendi, Muallim İzzettin Hümavi, Efendizade Hafız Nurettin, Zakir Selahattin Bey, Yüksek Mühendis Arif Bey, Hafız Kazım Büyük Aksoy Bey, 8 kişinin adı var İstanbul'da icazet verdiği talebeleri olarak. Kahire'de icazet verdiği talebelerinden bazıları diyoruz, 11 tane isim bulabildik. Tahir el-Kürdi, Muhammed Ali Mekkavi, Muhammed Efendi Eşşehad, Muhammed Ahmet Abdülal, burada isimleri olan 11 kişi var. Kahire'de de bizzat icazet verdiği. Eserleri olarak, yani yazdığı hat eserleri olarak, elbette talebeleri en büyük eserleri, Hasan Çelebi hocamızın da dediği gibi, İnsanın talebesi diyor, hat levhaları camilere yazdığı yazılar vesaire restorasyonlarda kayboluyor. Ama talebeler, onların talebeleri daha kalıcı eser diye yorum yapıyordu Hasan Çelebi hocamız. Şimdi hat eserleri. Aziz Efendi hat sanatta emsalsiz eserler kazandırmış. Yazdığı 12 tane Mustafa Şerif en mühimlerinden. Melik Fuat için yazdığı Kur'an-ı Kerim Nasır ihtilalinden sonra kaybolmuş. Bugün iki Mustafa Kubbe Altı Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda. Aziz Efendi'nin Kahire'de basılan eserleri var. Mısır'da yazdığı bir Kur'an-ı Kerim, 20'ye yakın meşk mecmuaları, Sülüs, Nesih, Talik, Divani, Talik Hatla Kaside-i Bürde ve Kaside-i Nuniye Mısır'da basılmış eserleri. Yine Mısır'da dururken Aziz Efendi ikamet esnasında pek çok cami yazıları, kitap, mecmua başlıkları yazmış. Yüzlerce matbu levha Kahire'de basılarak bütün İslam alemine dalmış. İlahiyattayken
Muhittin Selin Hoca Mısır'a gidip geldiğini detaylı olarak anlatırdı. 1987 yılında bir araştırma için Mısır'a giden Muhittin Selin Hoca şunu anlatıyor. Aziz Efendi Mısır'da hala yaşıyor. Makbu levhalarını sokak satıcılarının camlı tezgahlarında, Hilton'da, lüks bir mağazanın duvarlarına kadar pek çok yerde gördük diyor. Arap aleminde hat ile ilgili yayınlarda, albümlerde ekseriyetle Aziz Efendi'nin yazıları, istifleri yer almaktadır diyor Muhittin Selin hocamız. Türkiye'deki eserleri de bilhassa Kubbe Altı Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda en çok orada var. Ümmü Kenan dergahında var. İslam Eserleri Müzesi'nde, Topkapı Sarayı'nda, Ayasofya'da, diğer müze ve camilerde, evlerde pek çok eseri mevcut Hattat Aziz Efendi'nin. Muhittin Selin Hoca'nın kitabında kayıtlarda tek tek numarasına kadar bu eserlerini saymış. Ancak diyor ki birçok eseri Türk İslam Eserleri Müzesi'ne de bağışlanmış. Ancak geçmişte bu yazıya değer verilmediği dönemlerde o müzelere gittiğimizde gördük diyor. Yağmur suları altında kalmış, bozulmuş. Diğer hattatların eserleri gibi Aziz Efendi'nin de kaynaklarda geçen, müzede olduğunu yazıyor ama gittiğimizde müzelerde bulamadığımız çok sayıda eseri de oldu. Kaybolan, zayi olan, bozulan, kırılan, dökülen eserleri de olmuş, yazık olmuş diye anlatırdı Muhittin Selin hocamız. Sayın hocam, değerli arkadaşlar, yani anlatım olarak bu kadar derledik. Sizlerle paylaşım olarak. Bilenlerimiz elbette vardır. Ama bir tekrar oldu. Evet. Şimdi Aziz Efendi'nin eserlerinden bazı örnekler tarattırdım. Onlardan göstermek istiyorum inşallah. Paylaşamadım. Ekranımı görüyor musunuz şu anda? Henüz gelmedi Aziz Hocam. Niye böyle oldu hocam? Dosyayı açın Aziz Hocam önce. O eserlerin olur. Şimdi geldi mi ekran? Evet, şu an geldi. Tamam. Aziz Efendi'nin fotoğrafları da var son dönemlere yakın yaşadığı için. Gayet vakur duruşuyla hatta Şeyh Aziz Efendi Mısır'dayken çekilmiş bir fotoğrafı bu. Büyük halini göremiyorum ama ben şu anda bilmiyorum sizlere geldi mi Aziz Hocam? Dikine olduğu için büyük boy böyle küçük görünüyor. Çok, hiç büyümedi. Fotoğrafların küçük hali var. Şimdi görünüyor mu? Siz yine o ekran paylaşımını durdurun. O açık kalsın. Büyük hali size. Ondan sonra yeniden o ekran paylaşımı yapın. Yani New Share deyin hocam.
O büyük halini seçin o pencereden de, o zaman görebiliriz herhalde. Şu an ben sadece küçük hallerini görüyorum. Şimdi büyük mü? Bende değil. Başkalarında büyük mü de bilemiyorum. Yok, bende de küçük küçük gözüküyor tamam. Hocam. Aziz Hocam, galeri ekran, hali var, galeri gibi. Ekran paylaşımını evet, siz durdurun. Kendi bilgisayarınızda onu büyük haliyle açın, yani büyütün o fotoğrafı. Ondan sonra yeniden ekran paylaş deyip o büyük resmi seçin. Tamam, şu anda oldu gibiydi. Kusura bakmayın, bu konuda. Şimdi görünüyor mu? Bir deneyin ama olmayacaktır herhalde. Çünkü az önce gelmişti. Onu iyi kapattınız gene o büyük halini. Şimdi geldi mi? Şu anda geldi. Tamamdır. Tamam. Büyük mü? Şimdi büyük evet, hali. Evet, şu anda tamamdır. Tamam. Aziz Efendi'nin biraz önceki büyük boydandı. Bu da adeta huzurda oturuyormuş gibi dizüstü, her an bir büyük zatın Cenab-ı Allah'ın huzurundaymış gibi diye tarif ettikleri tasavvuf ehli edepli haline bir örnek fotoğraf. Bu fotoğraflar büyük boy mudur? En büyük boy, tekrar açıp kapatmadan oklarla geçerseniz ilerleyebilirsiniz Aziz Hocam. Tamam. Bu da Muhittin Selim Hoca'nın Hattat Aziz Efendi hakkında yazdığı kitap. Kapağında Esma-ül Hüsna'dan istif yapmış müsemna olarak. Burada 5-6 tane Esma-ül Hüsna var. Hatta geçen yıllarda bir sohbet konusu olmuştu. Burada kaç tane Esma-ül Hüsna yazıyor diye. Ya Kerim var, ya Gani var. Bakın küçücük bir şeyde bakınız. Hünerini sergilemiş. Kapak resmi olarak Muhittin Selim Hoca da bu Esma-i Hüsna'yı tercih etmiş. Aziz Efendim diğer fotoğrafı. Bu da Mısır'da ortadaki sarıklı, aksakallı Hattat Aziz Efendi, yanında da diğer hocalardan, idarecilerden ve talebelerinden olanlar var. Aziz Efendi'ye ait bir Hilye-i Şerife, Sürüsnesi Hilye-i Şerife. Burada evet, şunu daha büyütebilirsem, mezar taşı daha büyüttüm, büyük olarak görünüyor mu? Görünüyor, evet. Edirne Kapı mezarlığındaki mezar taşı böyle tek şahit ediyor, mermer bir mezar taşı, öyle hat yazısı falan yok. Hattat-ı Şehir Şeyh Abdül Şeyh Aziz-i Rufai Efendi'nin ruhuna Fatiha, 16 Ağustos 1934. Sol tarafta da başkası için yazdığı bir mezar taşı var. Hattat Aziz Efendi tarafından yazılan Hicaz Valisi Osman Nuri Paşa'nın kabir taşı Karacaahmet İstanbul'da. Tabii vefat ettiği dönem 1934. O dönemde bunları yazmak zor muydu? Neden olmadı? Böyle meşhur bir Hattat'a biraz tezat gibi görünüyor. Başka birisinin mi yazı vermesi gerekiyor acaba? Aziz Hocam, bu iş size düşer. İnşallah adaşınıza. Amin. Bana biz o seviyede değiliz. Bana kadar nice sizler var. Büyük Hattatlar yazsa. İnşallah diyelim, bilmem. Eyvah. Düzeltmiştim ben bunları. Başka bir Hilye-i Şerife. Bu Hilye-i Şerifesi de
kapak resmi olan Esma-i Hüsna üst tarafta var. Burada dikkatimizi çeken pek çok yazı çeşidi bir levhada birleşmiş. Malumunuz muhakkakı var, sürüsü var, celisi var, ortada nesihi var, divani de mi var? Ben bunları düzeltmiştim. Başka bir hile-i şerife, ortası nesih dairesi, yani birçok yazı çeşidini burada sergilemiş. Burada da celi sülüsü, sülüsü, nesihi, celi divani, talik, üst tarafta tuğra, tuğra şeklindeki besmelesi, kusura bakmayın tereciye tere satar gibi değil de, o yazılan yazılardan yola çıkarak 12 çeşit yazıyı bilmesi sebebiyle tercih ediliyor, Mısır'a davet ediliyor. Sülüs nesih bir kıtası. Yazdığı Kur'an-ı Kerimlerden birisinin Fatiha suresi, tesibi de kendisine ait muhtemelen görüyoruz. O dönemin tesip akımına uygun şekilde, yani klasik manada değil de farklı şekilde, bu da Elif Lam Mim yazdığı Kur'an-ı Kerimlerden. Kısa surelerden Nas suresi, Felak ve Nas suresi yazdığı Kur'an-ı Kerimlerden bir sayfa nesih. Yine başka bir sayfa İhlas ve Felak. Sülüs nesih bir kıta. Besmele ve bir hadis-i şerif. Yine sülüs nesih bir kıta. Yine onun hakkında yazılan yazılardan yola çıkarak sülüs nesih yazıya bir sevimlilik getirdi yorumu yapılıyordu. Hatta Şevki Efendi'nin talebesi Bakkal Arif Efendi, Aziz Efendi de onun talebesi. Talebesinin talebesi. En meşhur talebelerinden birinin yine en meşhur talebesi, en başarılı talebesi oluyor. Sülüs nesihe özellikle yeni bir sevimlilik getirdi diyor, şive getirdi gibi yorumlar yapılıyor. Ben de 10 tane kadar sülüs nesih örneklerini bulmaya çalıştım. Yine sülüs nesih bir kıtası. Biz ne yazdığına değil şekline bakıyoruz malumunuz. Yine sülüs nesih bir kıtası. Sülüs nesih bir kıta. Sülüs nesih. Etrafı Ebru ile pervaz var. Sülüs nesih bir kıta. Harrarahül fakir es-seyyid Muhammed Abdülaziz gafarallahu zunubahu. İmzasını buraya atmış harrarahu şeklinde. Aziz diye attığı oluyor. Abdülaziz Er-Rufai diye attığı oluyor. Eş-Şeyh Abdülaziz diye attığı oluyor imzasını. En kısa haliyle Aziz diye atıyor. Yine sülüs nesih bir kıta. Meşk Murakka'ndan Sübhaneke duası sülüs nesih. Onlarca meşk yazmış. Yine Meşk Murakka'ndan Euzü Besmele hem sülüs hali hem nesih hali, şöyle büyütmeye çalışırsam noktalanmış, ölçülerini de vermişler. Daha yakından baktığımız zaman o yorumlardan da yola çıkarak Şevki Efendi'ye çok yakın, çok benzediği görülmekte acizane. Başka bir sülüs nesih kıtası. Şurada imzası var ortada. Sülüs levhası iki satırlık. Kimsenin lütfuna olma talip, bedeli cevheri hürriyettir. Ketebehu Şeyh Muhammed Aziz Er-Rufai diye atmış. Şeyhlik makamını aldıktan sonra yazdığı anlaşılıyor burada. İmzalarından da devreleri çıkarılabiliyor. Kısa bir levha ama Hüden lil müttegîn.
Ketebehu aziz şeklinde atmış sadece. Sürüs bir levhası Ketebehu aziz şeklinde imza atmış. Siyah üzerine zerendot denen teknikle yazmış. Yine Sürüs iki satırlık bir levha örneği. Burada var mı acaba? Şu büyük tırnaklar. Büyük ve ters tırnaklar. Hocam, İhlas Suresi dairevi şeklinde ve başka yazılardan da altta üstte örnekleri görüyoruz. Sürüs dört satırlık bir levhası. Hocam, yeri gelmişken Aziz Efendi'nin Sürüs Kaside-i Nuniyesi de var. Kaside-i Elfiye'den sonra bazı hocalar, bazı arkadaşlar Nuniye de yazarlar. Aziz Efendi şöyle tırnaklar, tırnak ve ters tırnağı çok kullanıyor. Burada var mı diye baktım. Var. Üçüncü satırda var. İkide de var. Onu siz, ben yaptığımda Aziz Efendi yapıyor, Şevket Efendi ve Hasan Çelebi Hoca tercih etmiyor demiştiniz ben orada gördüğümde. Aziz Efendi şu büyük tırnakları çok kullanıyor. Hatta doldurmak için ters tırnakları da kullanıyor. Kaside-i Nuniye'de var. Ama Ahmet Hocam beni uyarmıştı. Onu Aziz Efendi yapıyor. Şevki Efendi de Hasan Çelebi Hoca tercih etmiyor demişlerdi. Şu büyük tırnakları. Aklıma o geldi. Büyük tırnaklar düz bir şekilde hepsi tarafından yapılmış. Mesela burada Ahmet kelimesinin üzerinde olduğu gibi. Tersi satır içinde değil de daha çok altlarda yapılmış. Mesela altta çok büyük bir boşluk var. Mimin altında yapmış ya Ahmet yazında mimin altında. Evet. Orada çok büyük boşluk varsa oraya büyük de yapılmış. Ama Şevki Efendi de çok nadir gördüm. Hasan Çelebi'de de çok nadir. Bu yapılamaz anlamında değil. Çok tercih edilmemiş diyeyim. Mesela Mehmet Özçay çok yapar, çok kullanır. Yapılamaz anlamında değil. Biraz tercih meselesi diyeyim. Ama büyük ters tırnak satır içinde yapılmamış. Aziz Efendi'de de görmedim. Düz yapılmış. Ahmet'in üstünde olduğu gibi. Han'ın üstünde. Bilmem anlaşıldı mı? Evet. Aziz Hocam, senin sesin kesildi. Evet, interneti gitti herhalde Aziz Hocam'ın. Neyse, gelirse gene konuşuruz. Allah razı olsun. Çok müstefit olduk. Aziz Hocam özveriyle hazırlanmış. Adaşı Hattat Aziz Rıfai merhumu anlattı bize. Şimdi onunla ilgili bildiğim bir hatırayı söyleyeyim. Biliyorsunuz meşhur bir söz var. Kur'an Hicaz'da nazil oldu. Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı diye. Hasan Çelebi bu sözü tashih eder. Der ki Kur'an Hicaz'da nazil oldu, indi. Mısır'da okundu, İstanbul'da hem yazıldı hem okundu der. Çünkü burada kıraat hocamız, Kurra Hafız Erol Uğraşkan hocamız var. O da bilir İstanbul ağzı diye Kur'an'da bir ekol de var aynı zamanda. Bunu biraz Mısırlılar okumak bize mahsustur dercesine belki öyle söylediler. İstanbul'da yazıldı, Mısır'da okundu diye. Aziz Efendi Mısırlılara nasıl yazılacağını öğretmiştir. Ve biliyorsunuz Araplardan iyi hatta çıkmamıştır. Gelip İstanbul'da öğrenmişlerdir. Araplardan iyi yazan hattatlar ya Aziz Efendi'nin talebesidir ya da Aziz Efendi'nin torunlarıdır, talebesinin talebesi şeklinde. Denirmiş ki Aziz Efendi için Araplara hattı öğreten hattat. Evet, bu olabilir. Semahşeri'de Safa Tepesi'ne çıkmış Araplara gelin babalarınızın dilini benden öğrenin dermiş. O kadar Arapçasına güvenirmiş Semahşeri biliyorsunuz. Olabilir. Aziz Hocam senin internet bağlantın gitmişti. Koptu, birdenbire koptu, kusura bakmayın. Olur, estağfurullah. Bu mahcup ediyor insanı.
Estağfurullah. Paylaşacağınız var mı? Devam edecek mi Aziz Hocam? Var. Açabilirsem eğer. Buyurun. Başka bir yerden bağlandım şimdi. Gel, İlker, yardım et ya. Geldim. Paylaş diyeceğim. Ekran paylaş. Nereye paylaşacağım? Ekranım göründü mü şimdi? Evet, büyüyecek mi bakalım resimler yalnız. Resmi görelim de az hocam. Tamam. Şu an büyük hali görünmüyor bende. Açıldı ama büyük değil. Yani galeriyi görüyorum, klasörünü görebiliyorum Aziz Hocam. Şeyi görmüyorum, fotoğrafın büyük halini görmüyoruz. Önce kendini paylaş. Pencereyi aşağı indirse Alperen Hocam. Efendim. Orasını bilmiyorum ama paylaşmadan önce o dosyayı büyük haliyle açıp paylaşacak dosya olarak onu seçin Aziz Hocam. Aziz Hocam ekran paylaşımını durdurun. Şimdi geldi mi? Yok. O ekran paylaşımını stop share screen diye çıkması lazım. Şu an nasıl çıkar bilmiyorum ama onu durdurun. O büyük açtığınız dosyayı seçerek öyle paylaşın. Büyük haline. Şimdi büyük görünüyor mu? Bende görünmüyor. Diğerlerinde görünür mü bilmiyorum. Görünmüyor. Erol Hocam. Ne yaptın bu? Anlayamadım Alperen Hocam. Aziz Hocam üst tarafta pencereyi kapatma yeri var ya şu evet. Orayı küçültme yerine tıklar mısınız? Arka plan da açtı sanki resmi. Yanındakine tıklayın. O büyük kareye değil de çizgiye tıklayın. Çizgiye tıklayın şimdi. Geliyor bir şey. Şimdi geldi mi? Yok. Sizin bilgisayarınız da açılıyor muhtemelen de bize o ekran paylaşımı gelmiyor. Onu başka bir dosya olarak açıyor. Neden olmadı? Aziz Hocam, yansıtacağınız şeyi önce ekranda kendiniz açın, sonra bilgisayara yansıtırsanız belki o zaman olur. Şeyi bir durdurun. Yani şu an ekran paylaşımını bir durdurun Aziz Hocam. Bu gitsin yani bizim ekranımızdan bu sayfa bir. Ya da new share diye çıkması lazım. Ona bir işaret tıklayın.
Şimdi kapandı mı? Şimdi kapandı. O dosyayı büyük hali açık ve bilgisayarınızda açıksa şimdi ekran paylaşımı seçip o büyük dosyayı seçin. Şimdi olur muhtemelen. Şimdi göründü mü? Henüz gelmedi. Ben açtım. Bunu niye gelmedi? Ekran paylaşımını açın. Share screen işaretliğini az hocam. Tamam. O büyük açtığınız dosyayı seçin şimdi çıkan ekranda. Sizin çıraklar nerede? Çıraklardan bir yardım alın Aziz Hocam. Yani biz bunu çok kullanmıyoruz. Şimdi geldi mi? Bana gelmedi. Vakit de bitmek üzere Alperen Hocam ama. Evet, bir 3 dakikamız kaldı. Aziz Hocam, efendim. Vakitte dolmak üzere. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gene bir programda paylaşamadıklarınızı, yani 3 dakika kalmış. Dolabilir, yarıda kesilebilir. Onu kusura daha... 15-20 tane daha vardı ama böyle eserlerinden örnekler vardı. Paylaşamıyorum şu anda. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ömrünüze bereket. Amin. Biz gene sizden isteriz. Bunu kullanmıyoruz. Teams'i kullanıyoruz. Ben bu konuda tam alışamadım. Teams diye başka bir şeyden ondan oldu. Kusura bakmayın bu konuda. Estağfurullah. Özür diliyorum. Rica ederim. Biz yani yeterince istifade ettik. Yazı örneklerini biraz da arkadaşlar kendileri araştırarak incelesinler. Ödev olsun. Önümüzdeki 2 hafta sonra kimi anlatacak Alperen Bey? Hemen bakayım karıştırmadan şöyle. Sanıyorum Hamit Bey, Öznur Hanım, Hattat Hamit Aytaç 20 Haziran'da. Tamam, inşallah diyelim. Burada mı bilmiyorum ama Öznur Hanım. Evet, buradayım. Hayırlı tamam. Akşamlar. Hayırlı Öznur akşamlar. Hanım, sıra sizde inşallah 2 hafta sonraya hazırlanın. İnşallah hocam, inşallah. Hayırla tamam. Görüşmek üzere inşallah. Amin. Allah razı olsun. Yurt içi, yurt dışı pek güzel katılımlar oldu. Çok sağ olun hepinize. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere inşallah diyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam hepinizden. Ben de teşekkür ederim. Kusura bakmayın hocam, arkadaşlar. Estağfurullah hocam. Çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun sizden. Aziz hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun size. Sağ olun. Hocam ve arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Aziz hocam ağzınıza sağlık. İstifade ettik. Sağ olun. Sağ olun. Ondan sonra da Hakan Bey var. Doktor Hakan Özsaraç. Hulusi Efendi'yi anlatacak. Ondan sonrası boş. Gene arkadaşlara teklif etmiş olalım. Bir Hattat hayatıyla katkı sağlamak isteyenler iletişim kurabilirler. İki hafta sonrası oluyor. O kadar çok sanatkarımız var ki tarihte çok anlatacak Hattat var. Bekliyoruz arkadaşlardan gönüllü olarak. Yoksa biz birine görev veririz yani. Mesela Sami Efendi var. Sami Efendi'yi evet. Artık sıraya alalım. Üstadı Azam yani o büyük üstad. Evet. İnşallah onu unutmayalım. İki haftaya bir ses çıkar inşallah. Mesela Amerika'dan Doktor Kent Bey... sağ olsun, sağ olunuz. Hep katılıyorsunuz programımıza. Siz de bir Hattat'ı üstlenebilirsiniz hocam. Peki. Sesinizi oradan dinlemek isteriz. Yani